Acil deyince sen kopup geldin hemen. Ne oldu? Geçir tuttur hele. Anlatacağım. Bir şey yok dedim ya. Niye telaş ediyorsun? Ya Allah'ını seversen sever. Hem acil hem telaş etme. Nasıl olacak o iş? Otur. Az otur hele. Otur bak. Söyleyeceğim emme kızmayacağım. Kız çatlatmasın adamı be kadın. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Bugün çok güzel bir şey oldu. Tamam da ne oldu? Prensesin evine geri döndü. Hande. Babişim. Kız senin ne işin var burada? Senin Antalya'da olman gerekmiyor. Ya baba ben ne yapayım Antalya'yı ya? Hem evimi özledim. Nasıl geldin sen? Ya aslında dün geldim. Ama sen kızarsın diye otelde kaldım. Sonra sabah annemle konuşunca eve geri geldim. Kızarım tabii. Ama önce bir sarılayım da. Ya. Oy oy nasıl özlemişim. Oy ben de ben de. Oy tatlım benim ya. O yüzden artık burada kalıyorum babacığım. Hayır. Senin buradan uzakta olman lazım. Ya babacığım ya babacığım ne olur gönderme beni ya lütfen. Gel gel bir otur. Hem ben zaten terk edildim. Şimdi sen de beni uzağa gönderirsen ben ne yapacağım orada tek başıma? Hı? Bak bak nereye bağlıyor göreyim değil mi? Anasının kızı. Ya baba vallahi artık Mehmet umurumda bile değil. Esra, benim Mehmet'e görünmemem lazım. O yüzden gidiyorum. Hafızasını kaybettiği için beni görürse şok geçirebilirmiş. Geçirsin. O sana az mı şok yaşattı? Hayır, öyle değil. Her şey olabilirmiş. Mesela sana olan duyguları mı değiştirmiş? Nasıl yani? Kızım, bu adam seni terk etmedi mi? Ya Esra, şöyle söylemesene. Olan bu. Her şeyi unutmuş. Doğal olarak seni terk ettiğini de unutmuş olması lazım. Ya tamam işte, ben de onu diyorum. Eğer hatırlamazsa beni de tamamen unutacak. Daha iyi ya. İkinci bir şans senin için. Esra, ne ikinci şansı? Ne diyorsun ya? Mehmet'i kendine aşık edeceksin. Bu fırsatı kaçırma sakın. Ya kızım, ben bu evde o Elif'in adını duymak istemiyorum demedi mi siz? Mahsus mu yapıyorsunuz bayağı? Hayır babacığım, ben zaten Mehmet demiyorum ki. Bana ne ondan diyorum, bana ne ondan diyorum. Hem benim sadece size ihtiyacım var diyorum. Ay, Antalyalara gidince neyin kıymetli olduğunu anlamış benim canım kızım. Evet, evet anladım. Hem benim sizden başka kimim var ki? Oy. Bak. Bir daha o herifin adını ağzından duymayacağım, bu bir. İkincisi, ola ki o fındık çürüğünü yakalarsam, bir elime geçerse sakın işime karışmayacaksın. Anlaştık. Tamam. Hem zaten umurumda değil ki benim. Evet değil. Yani bana ne ya? O kaybetti. Umurumda değil. Tabii. Bak, benim kızım bu işte Seval. Gel, gel. Babişim. Uy babişim benim. Ay, kıyamam ben buna. Maymun. Hande problemini de çözdüğüme göre başka derdiniz, sıkıntınız var mı gençler? Uğur abiniz onu da çözsün. Sensin abim. Cansın abim, en büyüksün sen. Abisin lan sen. Aferin lan sana. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Hande'yi benden başka kimse uzaklaştıramaz bundan. Hande'nin neden uzaklaştığını ben çok iyi anlıyorum abi. Bakıyorum, ben anlıyorum. Allah Allah. Sus lan. Beyler kesin gitti değil mi Hande? Ha? Eminiz. Oğlum anlattım ya kaç kere. Nesini anlamıyorsun? Daha 6 ay dönmez o. İnşallah. Esroş, evimdeyim. Aa yok ya, hiçbir şey anlamadılar. Hatta sevindi bile. Ya yok ya, merak etme. Mehmet'i sildiğimi zannediyorlar. Ya Esra, çok sağ ol. Sen olmasaydın Mehmet'i burada öylece bırakıp gidecektim. Tamam şekerim, konuşuruz sonra. Bye.